Arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba. Bugün Kore mutfağı neydi? Kimbap. Kimbap yapıyoruz. Eksik malzemeleri almaya geldik. Aynen. Neyse Hanım mükemmel terlikleri ve kombini arkadaşlar. Kırmızı, pembe, krem rengi. Olsun gene de o her haliyle güzel. Bu arada havucumuzu aldık. Koyuyoruz. Şuradan sütümüzü de alalım. Maşallah. Süt yarım yağdan alıyoruz. Hangi krema fiyatı 40 lira? O zaman kremasız trileçe yapalım. İstemeden ben de bize bundan alayım. Niye? Aa, o da güzel olur değil mi Nesli? İstemeden bunu yeriz sonra başlarız. Güzel. İnşallah daha meyitlidir o. Ateti de olabilir ama neyse. Güzel türlü yeriz. Muzultayım. Arabamıza ürünlerimizi koyuyoruz. Şöyle mükemmel şoförümüz. Şimdi eve gidiyoruz. Çok sıcak. Çok çok sıcak. Eriyeceğiz birazdan. Şoförüm ve ben. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutan? Her şeyi de Büşra'ya taşıtıyoruz. Hakikaten gerçekten. Ben sesim neydi? Buyurun efendim. Kendisi de sizi burada böcek gördüm. Bak şöyle. Aynen. Ne yaptın? Bize de. Ben şu malzemeleri çıkarayım aşkım. Evet, dedik ya eski Türk filmi videosu ne diyordu? Ben dozumu ilaç atmamı istiyorum. Sıcak şeyin içine mi atayım? Yani sıcak su mu yapayım? Sıcak suyu açıp sıcak suyu bunun içine dökeceğiz. Şuradan şöyle kapatacağız. Ha. Bu 3-5 dakika bekleyecek. Wow. Şunları falan dökeceğiz. Sonra peki, karıştıracağız. Evet. Evet, açıyor muyuz şefim? Açıyor mu? Oldu mu şefim? Oldu mu şefim? Bizi küçük Kore'ye götürecek şimdi. Olmuş. Olmuş mu? Olmuştur ya. Aç şöyle. Wow. Şimdi sana nasıl yeneceğini göstereceğim. Güzel bakıyor kız. Bunu böyle katlıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz bunu. Sonra şöyle açıyoruz bunu. Şöyle. Ama bunlar tabii usulü biraz olmadı. Şunu şöyle tutuyoruz. Bunu buradan aldığımızda şöyle içine koyuyoruz. Sıçratmadan böyle wow. İşte arkadaş Koreli diye. Olunca biliyor böyle şeyleri. Ben anam babam usulü giriyorum içine. Şey hayrettiğim gibi. Lezzetli olduğunu anlamına geliyormuş değil mi? Öyle yapınca. Aa çok sıcak. Aa yanıyorum. Kız nasıl götürüyorsun öyle? Ben alıştım. Bak yemin ederim ama çok sıcak. Hadi, biz bunu dolu daha dün öğrenmedik yani. Bu arada Nesli Kore'ye gitti geldi. Korece de biliyor. O yüzden yani, tatlarını şey yapabiliyor. Yani mesela Kore'deki noodle'la bu noodle aynı mı? Yok alakası. Değil yani. Ya da ne bileyim buradaki sushi ürünleriyle oradaki sushi ürünleri de hani şey gelmiyor, aynı gelmiyor değil mi? Sushi'ye çok hakim değilim olacak mı? Denem ya. Kore'de hiç sushi yapmıyorlar mı? Ya sushi yapıyor ama Korelilerin yaptığı kimbap. Ha. Yusuf'a sarıp da yapıyorlar. Sushi'nin farklı farklı var. Kimbap'ın da var da. Ben hep yosunla sarılan şeyleri sushi diye biliyorum. Ya genel olarak dünyaya öyle yayıldı. Aynen. Bak için iyi de. Bu su duru olana kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Oldu. Az daha koyuyoruz.
parmağımızın şurasına gelecek kadar pirinci koyduktan sonra havalansın da havalansın diye şu dediğimizi peçeteyle tıkayalım. Wow. Bu arkadaşlar bu peçete hayatınızı kurtarıyor. Bu mini havuçlarımızı alalım. Kayı. Sizin daha evet daha kolay yöntemleriniz varsa tabii şey yapabilirsiniz. Yorumlarda sonuçta, bekliyoruz. Sonuçta şef değilim. Evde kendi kendime yaptığım şeyler. Biz öyle şey olur mu sonuçta? Sen de Kore'ye gitmiş bir vatandaşsın. Ton balıklarımızı açıyor. Yağını asla lavaboy değil çöpe döküyoruz. Niye? Suyu kirletmeyelim diye. Evet, suyu artırmayalım diye. Görseniz şöyle. Bu ses çıkmadan olmuyor. Şimdi oldu arkadaşlar. Tuzla poğaça çörek otunu atacağız içine. Şimdi denemek için böyle yapıyoruz. Şöyle güzel karıştıralım. Kıvamı iyi mi? Kıvamı çok güzel görünüyor. Arkadaşlar demin bir şey oldu. Makinenin hakikaten şeyi çıkmış. Kahvenin içinden çıkan şey. Vallahi bilerek olmadı. Misafire hazırlanan kahve böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Yengeme kahve yapmışımdır. Şöyle alalım. Nasıl neden kaydı? Oo, görünüşe bak. Nasıl? Bak şöyle katlarsın. Ha, kağıt gibi. Evet, oldu. Merhaba, A4 gibi lan. Bir uçak de para bileti. Şeyin olması lazım değil mi? Birikmiş para bana, mı göstermen bana lazım? Uçak bileti. Ha vize. Evet vize için ama şey ben oraya belki Kore dili mezun olduğum için belki iş seyahati bilmem ne falan. Arkadaşlar daha fazla sushi gimbap görmek istiyorsanız bu kızı Kore'ye gönderiyoruz. Oradan malzemeler alıp bize geliyor. Aynen. Çok. Şimdi arkadaşlar kızartmak için bunumuzu aldık. Göz kararınca ekliyoruz. Un ve su. Tuzak atıyoruz mu içine? Tuzak atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi batırıyoruz. Ay neyse aynı Kore'deki video gibi. Çok evet, iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, cazda demedim. Güzel içine. Ben de olmadan burada çevireyim mi? Ne yapayım? Dur şimdi hepsini atarız. Sanki balık gibi duruyor. Değil mi? Hı-hı. Çıttırır çıttırır. Mükemmel bir. Ya şunun görüntüsünü de ayrı bir seviyorum ya. Ton balıklı ve salatalık havuç. Birisi TikTok'ta tarifini sordu diye nesliler yok tarif değil nereden alıyorsunuz demişti. Tamam. Miko. Şimdi tadına bakalım. Hı. Soya sosumuzu da döküyoruz. Şov yapıyor adeta. Çok güzel gözüküyor mu arkadaşlar ya? Çok güzel. Merak ediyorum. Ben şundan göreceğim. Çok merak ediyorum. Çok güzel. Bence de güzel oldu. Neyse vallahi çok güzel. Hem yumuşak hem kıtır kıtır. Ama bak bunda havucu çiğ koyduk ya belki haşlansa daha iyi olur. Çünkü dışı sıcak şey ya. Şimdi biraz sert geliyor hani. Neyi? Şeyle. Havucun. Havucu değil mi? Hı-hı. Ama var ya. Sushi efsane.
Diğerlerini de öyle yaparız. Kokusunu bastırmış. Hı hı. Yani kokusundan şey yapanlara da şuna önerim. Göre, buna göre çok daha hafif olmuş. Evet. Kızarmasına rağmen. Aynen. Yani bence var ya, sushi'den böyle korkanlar, işte gimbap'tan korkanlar bile kokusuna kızartmayla girsinler, denesinler bence. Aynen. Diyor. Göstereyim efendim. Bunu löp suya atıyoruz. Sushi çarpmaca. Şerefe. Belki de susamya alıp bir daha öyle yapalım mesela. Hmm. O gerçekten çok farklı değişiyor değil mi? Ki videoda dediğim gibi, bak, farklı yemekler görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kötü yorum yapmayın lütfen, ben etkileyim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.